sarhoş koca tazminatı. Aslında bu habere en uygun başlık belki de bu. Çünkü Yargıtay boşanma davalarına ilişkin ilginç bir emsal karara imza attı. Kumar ve alkol bağımlısı olan bir koca evde de sürekli sorun çıkarınca karısı ona boşanma davası açtı. Kadını haklı bulan mahkeme çifti boşadı. O kocayı da tazminat ödemeye mahkum etti. Alkol alan insanın mantıklı hareket etmesi çok zor. Şiddetli geçimsizlik vardı. Bu yüzden yuvaları dağıldı, yıkıldı, aile huzurları bozuldu. Hemen boşarım. Asla düşünmem bile. Alkol ve kumar bağımlılığı yüzünden evliliği sarsıldı. Yetmedi, tazminata mahkum edildi. Kocasının eve sürekli sarhoş geldiğini, kavga çıkardığını, üstüne bir de kumar oynadığını iddia eden kadın boşanmak için soluğu mahkemede aldı. Yargıtay çifti boşadı, kocayı da ağır kusurlu buldu. Bağımlı olan bir insanla bence zaten sağlıklı bir ilişki kurulamaz. Emsal karar Yargıtay'dan geldi. Yüksek mahkeme bu durumu hem kusurlu davranış olarak saydı hem de kadının kişilik haklarına saldırı olduğunu hükmetti. Bu sebepten ötürü evlilik birliğinin sorumluluklarını yerine getirmezseniz, saldırgan hareketlerde bulunursanız hem haklı boşanma sebebi oluşturur diğer eşiniz için hem de eşinize karşı manevi tazminat ödemek zorunda kalabilirsiniz. Kumar çok kötü bir tutku. O kumar oynayan kişilerde aile mefhumu yok. Yüksek mahkeme çiftin boşanmasını onamakla kalmadı, kusurlu kocanın eşine manevi tazminat ödemesine de hükmetti.